Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayri velev esîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedyi hedyu Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. İzâ arâdallâhu bil emîri khayran ce'ale lehu vezîran vezîre sıdk. İn nesiye zekkerahu ve in zekere e'ânehu. Ve izâ arâde bihi gayre zâlik ce'alehu lehu vezîre sü' İn nesiye lem yüzekkirhu ve in zekere lem yu'in. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız camimizin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşahefendilerimizin hazırun burada bulunan ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. İze steşata es-sultanu tesallata şeytanu. Evet, Müslümanların bağımsız bir devlet başkanı edinmeleri, seçmeleri mecburidir. Müslümanlar bağımsız olur. Müslümanlar, Müslüman olmayanların boyunduruğu altında yaşayamazlar. Zillettir, haramdır. Bu o kadar önemlidir ki ibadetin önüne geçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduklarında Ayşe anamızın odasında vefat etmişlerdi. Sahabe-i kiram peygamberimizin mübarek naaşını yıkamadan, kefenleyip defnetmeden mübarek naaşı odasında öyle dururken mescitte ensar, muhacirler ve de peygamber sülalesi haşimiler grup oldular. Devlet reisi seçmeye nutuklar çektiler. O adamları, o zamanki insanların muhacirleri, ensarı Allah övüyor Kur'an'da. Allah'ın övdüğü kimseler makam peşinde hırsını koşuyor diyemeyiz. Çok mübarek insanlar. Neden böyle yaptılar? Peygamberin bakın cenazesini defnetmeden, namazını kılmadan devlet reisi seçmeye toplandılar. Devlet reisi seçmek cenaze namazı kılmaktan önde olduğu için. Müslümanların bir devlet reisleri olması lazım, devletleri olması lazım, bağımsız olmalar lazım, iffeti, namusu korumaları lazım, o devlet reisinin, devletin zulmü önlemesi lazım, adaleti dağıtması lazım. Baş olmazsa herkes baş olur. Herkesin baş olduğu yerde herkes köle olur. Hak hukuk nedir kalmaz, kuvvetli zayıfı ezer. Onun için namazdan öncedir. Onun için devlet reisi seçmek için uğraştılar. Onu Ebu Bekir'i seçtiler. Ondan sonra cenaze namazını kıldılar. Bu da gösteriyor. Şimdi evet, devlet reisi de orası saltanat yeri değil. Sultan, saltanat, güç kuvvet anlamına geliyor. Sultan, saltanat, iktidar demek bugünkü dille. İktidar, sıradan bir vatandaştan daha çok yetkileri var. Emir veriyor, seni hapsettiriyor. Emir veriyor, tutuklatıyor. Emir veriyor, durduruyor, açtırıyor. Yetkisi var. Neden? Kamu hizmeti görüyor. Kamunun düzenliği için önlem alması, tedbir alması hakkı var. Hakkı var. Evet, şimdi sultan da insandır.
sorumluluk yeridir. Sultan olmak şimdi kanatlı arabalara binip herkesin selam durmasını sağlama anlamına geliyor. Herkesin hoşuna gidiyor. Halbuki bir adam 70 milyonun başına geçmişse 70 milyon hesabını verecek. İslam'a göre. 70 milyon hesabını verecek. Bir ilin başına geçmişse bir o ilin insanların hesabını verecek. Sorumluluk demektir. Peygamberimiz söylemiş. Aile reisi de ailesinin sorumludur. O da onun devlet reisidir, aile reisi. Milletin başında nerede olursa olsun. Evet, sorumluluk yeridir. O da insandır. Onun için vezir, müzerası vardır. Müsteşarı vardır, danışmanı vardır ki hatırlatsın doğruyu diye. Kanun nizamı hatırlatsın diye. Bazen öfkelenebilir, bazen çok sevinebilir. Sevinmek, öfkelenmek duygusallık halidir. Duygusallık hali gelince kafa çalışmaz. Halbuki akıl doğru eğriyi ayıran en önemli melekelerimizden birisidir. Haset, kin, gurur, kibir, öfke geldi mi aklı örter. Kafa çalışmaz, yanlış kararlar verir. İşte o zaman birileri ona sabır diyecek. Yavaş ol hünkârım diyor ya, Türk örfünde vardır. Mağrur olma Hakan'ım, senden büyük Allah var diye duvara yazmışlar. Değil mi? Türk hükümdarlarının saraylarına duvarda bu varmış. Mağrur olma Hakan'ım, senden büyük Allah var. Evet, İspanya'da da Elhamra Sarayı'nda El Mülkü Lillah görmüştüm. Saltanat, gerçek mülk Allah'ındır. Sana geçici verdi bunu. Unutma. Emanet sahibisin. Bugün ver yarın yoksun anlamına bütün duvarlara bunu yazmışlar. Ama bu prensipten ayrıldıkları için yok olmuşlar. 737 sene sonra. Tarihte de bizim tarihimizde de ne zaman adalet yerindeymiş, aziz olmuşlar, dünyanın başına geçmişler. Ne zaman rüşvet ortalığı kaplamış, adalet, hak, hukuk unutulmuş, çökmüşüz. Bütün milletler böyle. Şimdi sultan diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer diyor tesalla ize teşaata sultanu tesallata şeytanu, sultan öfkelenirse, gazaplanırsa, yani duygulanırsa, duygusu onun, gazabı onun aklını örterse, öfke ateşiyle yanıp kavrulursa, tesallate şeytanı, şeytanın atına biner. Şeytan onu eline alır, istediği gibi kullanır. Çünkü kafası çalışmıyor. Kafası çalışmıyor. Demin bundan evvelki anlattığımız hadiste koca can inam sehpasını gördü, can tatlı. Korku duygudur. Aklını çalıştırmadı. Şeytana inanılır mı hiç? İnsan imanını satar mı? Ama o duygu, korku duygusu aklını çalıştırmadığı için imanı da sattı şeytana. Burada da öfkelendiği zaman diyor sultan, idareci, şeytan ona musallat olur. Ne kanun dinler, ne hak dinler, ne hukuk dinler, yanlış karar verdirir, zalim olur, halkı birbirine katar, memleketi birbirine katar diyor. Yani böyle idareci mevkinde olanların öfkelenme hakları yoktur. Sıradan bir insan, insandır, insan beşerdir, durmaz şaşardır, eyler hata üçer beşerdir. Ama ülül emir olduğu zaman, kamunun emanetini omuzlandığı zaman sıradan bir vatandaş değil o. İnsanlar gibi hemen ağlayamaz. O dayanıklı olacak. Hemen gülemez. Dayanıklı olacak. Hemen kızamaz. Kızmamalıdır. İradesi çok sağlam olmalıdır. Evet. Benim gençliğimde tabii herkes gibi memleketimize savcı gelir, bir olay olur. Öyle hatırımda kalan, ben de hukukçuyum. Sonra öğrendik işin aslını ama o zamanki hatıramda kalanı, bende izlenimi size arz ediyorum. Geliyor olayda herkes ağlıyor, sızlıyor, ahva. Geliyor savcı, hakim, kapkara böyle duruyor. Hep demişimdir, ne biçim adam bunlar ya, hiç ağlamıyorlar filan.
Halbuki ağlamaması lazım. O da ağlarsa iyi karar veremez ki. Oradaki ağlayanlar duygusal. İyi kötüyü seçemezler. Duyguları öne geçer. Kınamışımdı gençliğimde, çocukluğumda. Yani ilkokulun son sınıflarında. Aklımda kalıyor. Aklımda bu kalmış. Kapkara adam duruyor. Ağlamıyor, gülmüyor. Hakim ağlar gülerse duygusal demektir. Normal karar veremez. Evet. Duvar gibi dururlar böyle. O insan düşmanı oldukları anlamına değil. Hak'tan yana olduklarının anlamına gelir. Çünkü o da kızarsa veya gülerse duygusallık öne geçer. Mantığı çalışmaz, doğruyu bulamaz. Peygamber de onu söylüyor. İdarecilerin öfkelenme hakları yoktur diyor. Öfkelendikleri takdirde şeytanın oyuncağı olurlar. Yıkıl şunun evi derler. Yıkılmayacak evi yıktırır. Belediye başkanı kızmıştır bir haline. Hani mesela misal veriyorum. Kızma hakkın yok. Gelir vatandaş. Vatandaş bu. Kültürü az, tahsili az. Sen tahsillisin, tecrübelisin, oraya baş olmuşsun. Anormal şeyler söylese bile gülerek karşılayacaksın. Soğukkanlılıkla karşılayacaksın. Hiç öfkeyle karar vermeyeceksin. Evet. Şimdi bunun örneği var efendim. Hazreti Ali yatırmış kafiri, yakalamış, kılıçla halledecek. Puh demiş yatırdığı adam. Çekmiş üstünden, çekilmiş. Niye demiş beni kesmedin? Şimdi tükürdüğün için nefsime ağır geldi. Öfkemden dolayı kesecektim seni. Halbuki ben İlahi kelimetullah için seninle savaştım. Sen kafirsin. Ben müminim. Allah tecavüz eden, zulmeden kafirlere savaş açın buyurduğu için Allah için savaşıyordum. Şimdi sen bana tükürdün. Çok sinirlendim, öfkelendim. Öldürseydim seni öfkemden dolayı öldürecektim. Yok demiş, ben öfkemden dolayı öldürme hakkım yok. O zaman katil olurum. Allah için öldürmemiş olurum. Ne kadar güzel ölçü. İdarecinin öfkelenmeye hakkı yok. Öfkelendiği zaman karar verme, bir şey yapma hakkı yok diyor Peygamberimiz. Şeytana alet olur çünkü. Şeytan onu parmağında oynatır. Öfkesi geçsin, mantığı çalışsın, öyle karar versin. Hak'tan, hukuktan yana olsun diyor. Tabii bu analar babalar da ailenin idarecisidir. Oğlan kızdırıyor seni. Bütün malımı öteki oğlana verdim demeyeceksin. Öfkeyle oldu bu iş. Adaletsiz oldu. Kardeşler arasında adalet farzdır. Adaletsizlik haramdır, günahtır. Yarın öldüğün zaman hacca gitmişsin, sevapları yığmışsın. Ama evlat arasında adalet yapmamışsın. Ve bakalım o sevapları diyecekler, elinden alacaklar. Onun için öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öyle diyor. İdarecinin hele hele diyor, hiç kızmaya hakkı yoktur. Kızdı mı şeytana alet olur çünkü diyor. Ahmed İbn Hanbel bu hadisi Urvet İbn Muhammed İbn Atiye Sadi Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, demin okuduğumuz şeylerden İz estağna nisa'u bir nisa, kadın kadına yetinirse, kadın kadına yetinirse, ve rical bir rical, erkek erkeğe yetinir. Yani homoseksüel bir lezbiyenlik yaparlarsa, febeşşirhum bir rihin hamra, bir memleketin insanlarında bu yaygınlaşırsa, o memleketin, yani bunlar tabii karşılanırsa, yadırganmazsa, münker kabul edilmezse, günah kabul edilmezse, febeşşirhum bir rihin hamra, tahruc min gıbelil meşrik, şark tarafından çıkan, esen kırmızı bir rüzgarı onlara duyur Habibim. Ahbir hum. Böyle bir kırmızı rüzgar. Ne demek yani? Biliyorsunuz en eyyam buhurda işte rüzgar eser. Asmaları, yaprakları kurutur, ağaçları kurutur. Mahveder her şeyi. Evet, kadın kadına, erkeğe erkeğe bir milletin insanları böyle homoseksüel lezbiyenliği meşrulaştırırlar da yadırgamazlarsa, bu yaygınlaşırsa,
yaygınlaşırsa kelimesini özellikle kullanıyorum. İnsanoğlundan beri bu günahlar hepsi var. Olur. İmtihan dünyası bu. Habil ile Kabil iki kişi ama Kabil Habil'i öldürmüş. Katil var, maktul var. Yaygınlaşırsa diyorum, peygamber de onu söylüyor. Yaygınlaşırsa millet normal canım ya Allah. Herkesin hakkı var, istediğini yapar. Yo, bazı şeyler hakkı yok. Efendim ben canım Neron gibi şehri yakmaktan zevk alıyorum. Verebilir miyiz? Hak mıdır bu? Başkalarının hakkına tecavüz olduğu yerde hak durur. Kamunun güvenliğini, mutluluğunu yok eden bir şeyde hak olmaz. İnsanlar hakkına tecavüz olur. Hakkın sınırı başkasının hakkıdır. Hakkının sınırıdır. İşte böyle kamuyu çökertecek, yok edecek şeyler oldu mu? Orada hak olmaz. Orada duracaksın. Evet, böyle bilinmeli. Böyle olmadığı zaman doğu tarafından çıkan kırmızı bir rüzgarı onlara müjdele. Ne olur? Feyemsehu ba'duhum ve yemsehu ba'duhum ve yahsifu bi ba'd. Zâlike bimâ asav ve kânû ya'tedûn. Bakara suresinden 60. ayetin alıntı yapmış peygamberimiz. Haddi aştıkları için son derece ileri isyan çizgilerine ulaştıkları içindir bu. Allah onları başka şeylere döndürür. Yerin dibine batırır. Tabii ben hiçbir milleti itham etmiyorum. Hadisleri açıklama sadedinde bilgiler vereceğim. Evet, bir memleket batıyor. Zelzeleyle batıyor. İşte tsunami oluyor, batıyor. Veya yangın oluyor, yanıyor koca şehir. Bunlar hep afettir, musibettir. Bu genel olacak diyor. Böyle bunlar genel oldu mu? Bu genel olacak. Yerel olmayacak. Eski milletler böyle olmuş. İnsanlar maymuna dönüşmüş. Kur'an'da var. Domuza dönüşmüş. Kur'an'da var. Kertenkele olmuşlar insanlar. Allah onları böyle öyle diyor efendim. Veya mesahu ba'dahum insanları insanlıktan çıkarır. Başka şekle sokar. Bazılarını yerin dibine geçirir. Yok eder. Kaybolurlar. Böyle yaygınlaştı mı bu diyor. Bunun yaygınlaşmasına engel olmalı. Yaygınlaşmaması için tedbirler almalı. Yok sebebidir. İslam'a göre böyledir. Peygamberin söylesi şeysi budur. Uyarısı budur. Evet. Şimdi bunlarla sizi korkuttuk. Bir de müjdeli şeyler söyleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzestekarra ehlül cenneti fil cenneti iştaku el ihvan. Evet. Ba'dahum ila ba'd. Feyesiru seriru za ila seriri za. Ve seriru za ila seriri za. Hatta yeltekiye feyetteki za ve yetteki za. Feyahtesani ma kana beynehuma fi darid dünya. Feyekulu ya ahi tüzekkiru yevme künna fi darid dünya fi meclisin keza. Evet. Allah Celle Celaluhu bütün müminleri cennetine soksun inşallah. Allah müminlerin günahlarını affetsin. Lütuf kerem sahibi Allah onların kusurlarını örtsün. Hepsini cennete soksun. Bütün müminler böyle dua edecek. En güzel dua budur diyor peygamberimiz. Allah'ın merhamet Muhammed'in rahmeten âme duaların muazzamıdır. Bütün ümmet-i Muhammed'e merhamet et Allah'ım demek en güzel duadır. Ve akıllı duadır. Çünkü bir mümin başka müminin gıyabında dua etti mi? Melek dermiş ki iki katı senin olsun dermiş. Akıllı adam bütün müminlere dua eder. Bakıyorum ben Evliyaullah'a hep ümmeti Muhammed için dua ediyorlar. Kendisi için dua etmiyor. Neden? Akıllı iki katı kazanacaktı ondan. Ben de sizde saklıyorum. Saklamıyorum, söylüyorum. En güzel dua Allah'ım merham ümmeti Muhammed'in rahmeten âme. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'e merhamet et. Evet, böyle dua edin. Şimdi ümmeti Muhammed mümin olanlar, mümin olarak ölenler inşallah
Cenab-ı Hakk'ın elinde tabii. Biz olanları aktarıyoruz. İman o kadar güzel bir şey ki, ne kadar büyük günah işleseniz bile iman varsa, inkar yoksa sizde, günah ne olacak? Cenab-ı Hak bir kalemde siler. Öyle müjdeli şeyler var. Peygamberimiz bizi çok seviyor. Rauf, Rahim, merhametli, şefkatli. O kurtarmaya çalışacak. Allah Erhamur Rahim'in, benden umut kesmeyin diyor. Yani Allah imandan ayırmasın. Ama tabii Allah görüp dururken suç işlemek, zina etmek, haram yemek, efendim hırsızlık etmek ne kadar ayıp. Görüp durur Allah ya. Allah görür bilir değil mi? Duymadığı, görmediği, bilmediği var mı? İnancımız böyle. Nasıl yapıyoruz bunu? O anda aklımıza gelmiyor. Terbiyesizlik, edepsizlik yapıyoruz. İmanımız koruyoruz. İmanımız var. İnkar etmiyoruz. Ölmüşsek müjdeli haberler çok. Müminler şimdi bir kısmı doğru cennete gidecek. Allah hepimizi doğru cennete gidenlerden eylesin. Hesabı kazanıp kolay görülenlerden eylesin. Bir kısmı sıkıntılar çekecek. Bir kısmı cehennemden çıkarılacak. Cezası kadar yandıktan sonra cennete gidecek. Kur'an'daki ayetlere göre cennete yerleştikleri zaman diyor burada. Evet, cennete girdiler. İzes takarra ehlül cenneti fil cenneti. Cennet ehli cennete girdiler, yerleştiler. Oh be, dünya varmış, ne güzelmiş. Böyle akla gelmedik, hayale gelmedik, gözün görmediği, kulağın işitmediği güzellikler var cennette. Peygamber öyle söylüyor. Nasıl anlatayım size diyor. Hatır hayale gelmedik güzellikler var. Kur'an'da Vakıa suresinde, Rahman suresinde, İnsan suresinde ne kadar cennetten bahsediliyor. Ama bunlar bir misal daha. Gidince inşallah göreceğiz. Namazı geçirmeyin. Namazı geçirmek için hiç mazeret yok. Harpte bile iki gruba ayıracaksın askeri. Kur'an'a göre yani. Bir grup gidecek çarpışırken öteki bir rekat kılacak, konuşmayacak. O gidecek, o gelecek. O gidecek, o böyle şeyi tamamlama usulü vardır dinimizde. Namazı geçirmeye hiç mesai yoktur. Hiçbir mazeret yoktur. Sünnetleri bırakabilirsiniz. Böyle çok çaresiz kaldığınız zaman. Tesbihler şart değil. Çekmeyebilirsiniz. Elhamdülillah bizim milletimiz 7'den 70'e camiye girdi mi sünnetleri kılar, farzı kılar, tesbihleri çıkar öyle gider. Çok güzel bunlar. Sünnetler, böyle müjdeler var. Peygamberimizin şefaatine sebep olacak. Sünnetleri kıldığınız için Allah sizi cennete sokacak. Bir, ikincisi mesela borcunuz var. Ödemeye başlamışsınız. Ödeyemeden Azrail gelmiş sizi götürmüş. Sünnetleri kaza borcunuz diye sayacaksınız diye sahih hadis var. Sünnetleri sakın bırakmayın. Kaza borcunuz olsa bile, ama çaresiz kaldınız. Üniversitede imtihandasınız, jüridesiniz, kamu hizmeti görüyorsunuz. Tesbihe falan gerek. Tesbih de mesela namazlardan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99. 100. de La İlahe İllallah Vahdahu La Şerike ile derseniz deniz köpüğü kadar olsa günahınız silinir diyor Peygamberimiz. Milletimiz bunu yapıyor. Başka milletlerde bu yok. Mesela biz namazdan sonra Ala Resulüne salavat diyoruz. Peygamberimizi unutmuyoruz. Salavat getiriyoruz. Sübhanallah diyoruz. Cennete ağaç dikiyoruz. Ondan sonra Ayetül Kürsi okuyoruz. Her farz namazın arkasından Ayetül Kürsi'yi devamlı okuyan bir mümini cennete girmekten ölüm alıkoyar diyor Peygamberimiz. Yani cennetliktir bu adam. Ölse doğru cennete gidecek. Bizim milletimiz elhamdülillah bunu eskiden beri örf haline getirmiş, yaparlar. Başka insanlarda bunu göremezsiniz. Güzel bir şey bu ama kamu hizmet görüyorsun, memursun, amirsin. O zaman tesbihleri burada değil, sünnetleri değil. Sadece farzı, abdestin hazır olsun. 2 dakika sürer zaten, 4 rekatlı bir öğlen namazın farzı. 2 dakikada kılarsın. Dünyanın hiçbir yerinde 2 dakika namaz kılmak için kimse engel olmamıştır. Ben de dünyayı dolaştım. Ne Amerika'da ne Avrupa'da hiç kimse ya niye namaz kılıyorsun demedi. Yani namazı geçirmek için bahane yok. Bakın orada güzel sohbet ederken niye ya sen oraya girdin?
Ya sorma, ben namaz konusunda gevşeydim, buraya attılar. Onun için ne demişler? Namaz yolda olmaz. Allah bizi böyle güzelce namaz kılan, güzelce diyorum. Adam her işi güzel yapıyor. Namazı geldi mi tavuğun yemekladığı gibi. Yatıyor kalkıyor, yatıyor kalkıyor. Niz ben kıldım, kıldım. Ya emek çeksene şuna ya. Eğer namazın hakkını, farzını, vacibini yapmazsanız namaz davacı olacak. Hakkımı yedi diye. Halbuki güzel kılarsanız şefaat edecek. Ve sizi kötülüklerden alıkoyacak. İnne salate, bütün cuma hutbesinde hatipler sonunda inne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Ama sen tavuğun yem akladığı gibi aklarsan olmaz. Namaza emek vereceksiniz. Geçirmeyeceksiniz. Her halükarda namazını kılacaksınız. İnşallah doğru cennete gideceksiniz. Evet. Cenab-ı Hak bizleri imandan, İslam'dan ayırmasın. Cennetine giren bu salih kullarından eylesin. Evet. Hali vakti yerinde olup da hacca gitmeyen bir mümin ölürse bir Yahudi gibi, bir Hristiyan gibi ölmüş olur. Evet, böyle hadis var. Ama bu vurgulamak için söylenmiş bir sözdür. Bizim de böyle sözlerimiz var. Mesela demin de söyledim. Çocuk can yakıyor, kırıp döküyor. Siz ona ne diyorsunuz? Duz döken. Öyle bir çağı var çocuğun. Seni gebertirim falan diyor. Yani öldürürüm. Öldüreceğinden mi canım? Korksun da yapmasın diye. Vurgulamak için bir sözdür bu. Bir ana çocuğunu öldürür mü ya? Peygamberimizde böyle sözleri var. O işin önemini belirtmek için böyle şeyler söylüyor. Yoksa bir adam hacca gitmemek, hal vakti yerindeyken, yolu açıksa, sağlığı yerindeyse hacca gitmemek büyük günahtır. İnkar etmemek kaydıyla gitmezse Yahudi olmaz, Hristiyan olmaz. Dinden çıkmaz yani. Peygamber böyle vurgulamak için söylüyor. Hacca gitmek bu kadar önemlidir demek için, vurgulamak için söylüyor. Evet. Kurban kesmeyen de camimize yaklaşmasın. Bu da hadis var, doğru. Bu hadisten dolayı İmam-ı Azam Hazretleri kurbanın kesmenin vacip olduğunu hükmünü çıkarmış. Çünkü normal bir sünneti yapmayan camiye gelmesi tehdit yok. Ama kurbanı kesmeyen camimize gelmesin diyor. Kurban kesmek o kadar önemli. Bunu keseceksin Allah için, fedakarlık yapacaksın, fakir fukaraya da dağıtacaksın. Efendim parasını versem olmaz mı? Hayır, olmaz. İbadetlerin şeklini ben tayin etmedim. İmam-ı Azam, İmam Şafii de tayin etmedi. Allah ve Resulü tayin etti. Kur'an-ı Kerim'de kesmekten bahsediliyor. Kurban olabilmesi için unsur kanın akıtılmasıdır. Kan akıtmadınız mı sadaka olur o. Kurban olmaz. Kurban ibadetinin unsurudur bu. Bugünkü modern hukuklarda da suç olabilmesi unsurların oluşması lazım. Olmadı mı beraat der hakim. Kurban olmaz o. Sadaka olur. Sadaka ayrı, kurban ayrı. Zekat olmak için unsurlar var. Namaz olmak için 12 tane unsur var. Biri yok, namaz yok gibi. Evet, bu da kurbanın önemini vurgulamak için bir sözdür. Evet, gayrimüslime selam verilmez. Evet, bunu arz ettik size. Soruyor arkadaşımız. Gayrimüslime bizim selamımız verilmez. Esselamu aleyküm. Selam size olsun. Bu Kur'an geçimli, Kur'an geç, selamün aleyküm tıptım. Kur'an'da ayettir bu. Bu selamün aleyküm dünya ve ahirette her türlü selamet, mutluluk, iyilik senin olsun. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyenler ki gayrimüslimler, bizim Kur'an'ımıza göre konuşuyorum. Bu benim şahsi kanaatim değil. Dünyada rahat yaşayabilirler ama iman etmeyen kimse ahirette nasibi yoktur. Cennet yüzü görmeyecektir. Halidini fiha ebede, ebediyen cehennemde kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'e, biz o Kur'an'a inanıyoruz. Şimdi selam ne demek? Dünyada da ahirette de bütün mutluluk, selamet senin olsun. Allah diyor ki kafir cehennemde kalacak. Selamı söyleyemezsin. Ama bonjour, good morning, guten tag, günaydın, eyvallah söylersin. Ama selam kelimesi ahireti de işine alan çok kapsamlı bir şey olduğu için selam yok.
Bonjour, günaydın, nasılsın, iyi misin? İnsandır. İnsanca davranmak dinimizin emridir. Aç kalan kafiri doyurmak, açık kalan kafiri giydirmek sadakadır. Zekat verilemez yalnız. Sadaka verilir, aç doyurulur, selam verilemez. Ama bonjour denilir, günaydın denilir, good morning denilir. Selamın ahireti de kapsayan iyiliği olduğu için dinimizin sınırları böyledir. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Kur'an ve sünnete yapışıp iki cihanda aziz, yüzü ak çıkan kullarından eylesin inşallah.